Evet arkadaşlar, yeleğimiz ütüleme işlemine geçiyorum. Ben bir kat geçtim üzerinden, ısısını düşürdüm. Böyle hemen bolca buhar vererek düzgün olmasını. Zaten bir kere ütülüyoruz, bir daha da ütülememize gerek kalmıyor. O şekil kalıp gibi kalıyor. Şöyle hemen arka kısmına geçelim. Yeleğimizin iç yüzünden ütü yapıyoruz. Yeleğimizin alt kısmından çekip biraz gerelim ki açılsın iyice. Özellikle buhar veriyorum. İpim kristal bir ip olduğu için ütü kesinlikle yakma, parlatma yapmıyor. Yün olsaydı üzerine muhakkak örtü örtecektim. Bu şekilde yeleğimizi güzelce ütülüyorum. Ve gerçekten çok güzel oluyor ütüledikten sonra. Sanki hazır yelek gibi. Böyle bu şekil. Bakın nasıl açıldı. İstediğiniz badenin üstüne giyin, çıkın. Çeyizlerin gözdesi. Şöyle hemen şu uç kısmına da gelelim. Ve tabii boyun kısmı. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bu şekil ütüleniyor. Günlük benden bu kadar. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, gülün, el sanatlarında kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.